Evet arkadaşlar temel kavramlarda şimdi sihirli sayılar dediğimiz. Hemen hemen neredeyse son yıllarda her yıl çıkan bir soru tipi var. Sizlere bunlarla ilgili arkadaşlar güzel sorular çözeceğim. Bundan önceki serileri izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız arkadaşlar bu serinin devamında daha kolay bir şekilde izlersiniz geri kalanları. Evet şimdi hemen sorumuza bakalım. Bir doğal sayı sayının tüm rakamları arasında sadece toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst alma işlemleri bir kez uygulanarak kullanarak sayının endisi elde ediliyorsa bu sayıya Ritman sayısı denir. Arkadaşlar örneğin demiş 289 ne yapmış? 8 ile 9'u toplamış. 2'yi de üstüne almış. Mesela 1024 ne yapmış? 4'ten 2'yi çıkarmış. Üzerine neyi koymuş arkadaşlar? Onu koymuş. Bu şekilde yapabilirsiniz diyor yani. Aşağıdakilerden hangisi Friedman sayısı değildir demiş arkadaşlar. Şimdi bakın tek tek inceleyelim. 25. 5'in karesi diye yazılabilir mi? Yazılabilir. Bu olur. Gelelim şuraya. <laughs> 121. Arkadaşlar 121'i şöyle yazabilir miyiz? E 12 eksi 1'in karesi. Bakın 12 eksi 1'in 12 eksi 1'in karesi ne? 11'in karesi o da 121'dir. E burası şu şekilde yazılabilir mi bu? 5 üzeri 2 artı 1. Değil mi? Şununla şunu kullandık. 2 artı 1 o da 125. Bu da olur. Gelelim 126'ya. 126 nasıl olur arkadaşlar? Bakın şunu yan yana al. 21 çarpı yana neyi koy? 6. O da 126 eder. Bu da olur. Fakat 130'u arkadaşlar yazabileceğimiz, elde edebileceğimiz hiçbir değer ne yazık ki yok arkadaşlar. Hiçbir değer yok. Yani 30 al üzerine 1 koy olmaz. 10 al üzerine 3 koy olmaz. Ondan sonra e, yani 3'ten 1 çıkar işte bilmem al Olmaz. Hiçbir şekilde bu ne yapmıyor arkadaşlar? Çıkmıyor. Gelelim bu soruya arkadaşlar. Fiziksel olarak 180 derece ters çevrildiklerinde herhangi bir değer değişikliği yaşamayan sayılar arkadaşlar. Strobo gramatik sayılar denir. Demiş arkadaşlar. Örneğin 0, 1, 8, 11, 69, 88, 99 sayıları bu sayılara örnektir. Yapılan bir toplama veya çıkarma işleminde verilen sayılar strobo-grammatik olarak yazıldığında sonuç değişmiyorsa bu işlemede strobo-grammatik eşitlik denir. Ha, şurası önemli bak. Şurası. Yapılan bir toplama veya çıkarma işleminde verilen sayılar strobo gramatik olarak yazıldığında sonuç değişmiyorsa bu işleme de denir. Yani şu işlemi diyor. Dayısı bakın burada bunu anladı mı soruyu anlıyorsunuz zaten bak. Şunu ne yapıyorsunuz tamam mı? Kulağından tutup şöyle buraya getiriyorsunuz. Yani adeta şunu var ya şurayı. Şurayı şöyle çevirip getiriyorsunuz. Yani bu ucundan çevirip getiriyorsun. Bak bu ucundan çevirip şunu getirdiğiniz zaman nereye geliyor? 16'ya. Ve bu ucundan tutup bunu çevirip getirdiğiniz zaman nereye geliyor arkadaşlar? 91'e geliyor. Bak bu eksi de nereye geliyor? eksi de şuraya gelmiş oluyor arkadaşlar. Anladınız mı? Şunu artı çevirip buraya getirdiğiniz zaman yine ne olmuş oluyor? 8 oluyor. Yani burada arkadaşlar ee, ne yapıyorsunuz bunu? Eşitliğin sol tarafını arkadaşlar sol tarafını komple çevirip buraya getiriyorsunuz. Tamam mı? Adeta yani ee, alıyorsunuz böyleyken bak şöyleyken bu şekilde çeviriyorsunuz bu ifadeyi böyleyken bu şekilde çevirdiğiniz zaman tık bunun üstüne oturuyor ve 8 bunun üstüne 16.91'in buraya eksi buraya gelmiş oluyor arkadaşlar tamam mı 8 de buraya gelmiş oluyor yani e şimdi burada da diyor ki iki basamaklı bu dediğimiz bu eşitliktir diyor hatta surto grammatik sayı enteresan bir şey okuması da zor arkadaşlar bunu aldık çevirdik şuradan kulağından bu tarafa getirdik. Ha, Getirdiğimiz zaman S ifadesi tak diye üstüne oturttuğunuz zaman bunu e, 61 ne oluyor arkadaşlar? Bu tarafa geliyor 19. Yani S eşittir kaç ediyor? 19 ediyor. E, o zaman P ve R de <laughs> birbirine ne olmuş oluyor arkadaşlar? Eşit olmuş oluyor değil mi? O zaman şuraya da S yerine kaç yazıyorum? 19 artı R artı R eşittir. 19 artı R artı R. Yani ters çevrilince tabi birbirine eşit oluyor. Şunu direkt dememiz yanlış olur da ters çevrilince birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Evet 197. 197'den arkadaşlar neyi çıkaracağım? 19'u çıkaracağım. 17'den 9 çıkarsa 8. 8'den 1 çıkarsa 7 arkadaşlar olur. Buradan 172 R eşittir 170. 8 oldu arkadaşlar. 178'i de kaça bölüyorum? 2'ye bölüyorum arkadaşlar. 2 kere 8 16 1 8. 2 kere 9 ve ne etti arkadaşlar? R eşittir bakın R eşittir 89. Ve bakın buradaki R ifadesi ne çıktı? 89 çıktı. Ha. R ifadesi arkadaşlar 89sa o zaman P ifadesi Ters çevirdiğiniz zaman geriye doğru ne olur? 68 olur değil mi? E yazalım P yerine 68 yazıyorum. R yerine 89 yazıyorum. S'nin yerine de burada arkadaşlar ne yazıyorum? 19 bulmuştum. 19 yazıyorum arkadaşlar. Evet 19 yazıyorum. E ne yapıyoruz arkadaşlar? 89'dan 68'i şurada bir çıkaralım değil mi? E 1 eder. Buradan da ne olur arkadaşlar? 2 yani eksi 20 1 eder burası. Artı yanına 19'u koyuyorum. Ne oluyor sonucumuz? Eksi 2 çıkmış oluyor arkadaşlar. Gelelim buna bu sorumuza. Bir sayının rakamlarının kareleri toplanıyor. Elde edilen sayının da rakamlarının kareleri toplanarak ardarda yapılan bu işlemin sonucu herhangi bir adımda 1'e ulaşıyorsa böyle sayılara mutlu sayılar diyormuşuz artık. Mesela bir örnek vermiş. Bize burada e, 1, 19'u vermiş. 19, 1 ile 9'un karesi 82. 82 aşağıda 8'in karesi, 2'nin karesi 68. 6'nın karesi, 8'in karesi 100. Ve en sonunda 1, 0, 0 karesi 1. En sonunda 1 mutlu sonuna ulaşmış oldu. Bize diyor ki, buna göre ikinci adımda mutlu olan iki basamaklı kaç doğal sayı vardır? Ee, Bak burada öngörülerimizi <laughs> sergileyeceğiz. İki basamaklı. Ne olabilir? Bak 13 olabilir mi? Neden olabilir 13 arkadaşlar? Bakın e, birinci adımda al birin karesi artı üçün karesi. Ne etti? 10. E, i̇kinci adımda da birin karesi artı sıfırın karesi eşittir. Bak bir. İkinci adımda elde ettik. Demek ki 13 olur. Ve 13'ün tersi olan 31 de olur mu? Evet 31 31'de dolar 31'deki basamakta o da 3'ün karşısı sadece 0'ın karşısı. Yerleri değişiyor ama sonuçta 1 oluyor yine. Aynı 8 şekilde başka eee 1 olabilecek iki basamaklı sayı. Ee, arkadaşlar burada üçgeni üçgendeki dik üçgendeki şeyi de düşünebilirsiniz. Mesela 6 8 10 üçgeni değil mi bak? Yani 68 68 birinci adımda ne olur? 6'nın karesi 8'in karesi. O da ne etti arkadaşlar? 100. İkinci adımda ne olur? 1'in karesi 0'ın karesi 0'ın karesi. Bak 1 oldu. Değil mi? 68'in yanında 86 olur mu? Evet 86 da olur arkadaşlar. Sadece 8'in karesi 6'nın karesi. E, öbür türlü de arkadaşlar değil mi? 1 karesi 0'ın karesi 0'ın karesi. Aynı şey çıkmış olacak. Yani kaç tane? Burada 4 tane Arkadaşlar olabilir diyoruz. Evet. Gelelim şu sorumuza. Karesi alındığında kendisiyle biten sayılara otomorfik sayılar denilmiş arkadaşlar. Karesi alındığında kendisiyle biten sayılar. Mesela 625'in karesi neymiş? 390 bak kendisiyle bitiyormuş. 625. Evet karesini alınca görürsünüz. İki basamaklı M6 arkadaşlar bakın. M6 sayısı otomorfik sayı. E, o zaman demek ki bunun karesi arkadaşlar bunun karesi eşittir. E, otomorfik sayı olduğuna göre M6 iki basamaklı sayısının karesinin yüzler ve binler basamağındaki rakamdan toplam. E, otomorfikse o zaman şöyledir. X Y değil mi arkadaşlar? Şunu gibi alırsak. Sonuca ne? M 6 gibi bir sayı olacak bu. Tamam mı? Şimdi burası 10m artı 6 değil mi? He, 10m artı 6'nın karesi. 2 basamaklı olduğu için. E, 10m 100m kare çarpımın 2 katı arkadaşlar. 120m 2'nin e, karesi ise arkadaşlar 30 6. Birincinin karesini aldık. Çarpımın iki katı aldık. İkincinin karesi. Şurayı açarsak 1000 x arkadaşlar 100 y 10 m artı 6. Şimdi şöyle diyelim. M'leri bir tarafa toplayalım. Bunu bu tarafa atalım. Bunu da bu tarafa atalım. Tamam mı? Ne olur burası? 100 m kare artı 110 m artı 30 eşittir. Şu ikisi 10 parantezinde arkadaşlar 100x artı 10 y değil mi? Yazabiliriz bu şekilde. Evet. Şimdi her tarafı her tarafı 10'a bölsem 10'a bölüyorum bak. Burası ne olur? 10 m kare. Burası ne olur? 11 m. 10'a böldüm. Burası ne oldu? 3. Burası kaç etti arkadaşlar? 10'a böldüm. Bu gitti değil mi 10'a bölünce? 100x artı 10 y. Yani tekrar 10 parantezine alırsam şu gittikten sonra 10x artı ne oldu? Y oldu burası. Peki. Şimdi dikkat edin. Burası 10'un karesi. O zaman 10'un bir katı. Değil mi? Burası 10'un bir katı. O zaman burada onun katı olmalı. Zaten burası onun katı değil mi? Geriye neresi kaldı? Burası. M'ye öyle bir değer vereyim ki ben tamam mı? Öyle bir değer vereyim ki şurası da ne olsun komple burası da komple onun katı olmalı. Değil mi? Komple onun katı olmalı. E kaç verirsem 7. Neden? 7 ile 11'i çarp 77. 77 ile 3'ü topla 80. Bak onun katı. Bu da onun katı. Burada onun katı. Birbirinin eşitliğini ne yapmış oldu? Sağlamış oldu. M'yi buldum ben. Götürüp artık M'nin yerine ne yazabilirim? 7 değil mi? Ee, ne oldu bu? 76. 76'nın neyini alacağım? Karesini alacağım arkadaşlar. 76'nın karesini alacağım. Ee, 76'nın karesini vallahi çarpmamız lazım arkadaşlar. 6 kere 6 36. 6 kere 7 42. 7 kere 6 42 40. 5 7 kere 6 42'nin ikisi ee, 7 kere 7 49 arkadaşlar ee, 49 53 6 7 7 5 bak ne çıktı 57 76 yani 5776 otomatik fıtlein Burası neyi son iki basamağı buraya eşit bize ne dedi yüzler ve binler e, yüzler Burası Değil mi? Bu da binler basamağı. E bu ikisinin toplamı 5 ile 7'nin toplamı kaç eder arkadaşlar? 12 çıkar. Heh. Gelelim şu soruya. X doğal sayı olmak üzere antimetre birimine göre ölçüm yapabilen şekil birdeki X santimlik cetvelde sadece sıfır ardış sayılar vardır ve X santimlik bu cetvelin ölçmesi gereken uzunlukla 1, 2, 3, X'e kadar gidiyor. Bu cetvele 1 santimlik bir uzunluk ölçmek istersek cetveldeki 0, 1, 1, 2, 2, 3 gibi sayılarını kullanabilir. Buraya kadar güzel. O halde böyle bir cetvelde cetvelle 1 santimetreyi veya başka uzunlukları birden fazla şekilde ölçebiliriz. Cetveldeki bazı sayıları silerek Cetvelin ölçmesi gereken her uzunluğu, her uzunluğu tek şekilde ölçülmesini, ayrıca fazla sayılardan daha kurtulmasını sağlayabiliriz. Eğer bir cetvel ölçmesi gereken her uzunluğu sadece bir şekilde ölçebiliyorsa, bu mükemmel cetveldir. Örneğin, arkadaşlar diyelim ki 0, 1, 2, 3 var ama neyi silmiş? Biri gördüğünüz gibi silmiş. E Şimdi bakın, şöyle diyor yani kısacası. Senin için diyor, birisini ölçmen, bir uzunluğu ölçmende sıkıntı olmamalı diyor. Yani o zaman şunu diyeceğim, bir santimi burayla ölçebilirim, değil mi? Evet. İki santimi burayla ölçebilirim, buraya bir sant, 2 santimi Bak, üç santimi de nereyle ölçebilirim? Burayla. Bir sıkıntı oldu mu arkadaşlar? Olmadı. Bu mükemmel oluyor, Var mı? Evet. Demiş ki. Bilgilere göre 6 santimlik bir mükemmel cetvelde en az kaç sayı vardır? He, buna göre diyor sen de diyor 6 santimlik bir mükemmel. Arkadaşlar bakın. Şöyle diyeyim ben size. 0, 1 alayım. 4 alayım. Şurada da 6 alayım. Tamam. 0, 1, 4 arkadaşlar 6. Bakın 0, 1, 4, 6. Şimdi 6 santim. 1 santimi burayla ölçebilirim. Değil mi? 2 santimi burayla ölçebilirim. 3 santimi burayla ölçebilirim. Değil mi? Hatta 4 santimi burayla ölçebilirim. 5 santimi de burayla ölçebilirim. 6 santimi de zaten tamamıyla ölçebilirim. Bak açıkta ölçmediğim değer kaldı mı arkadaşlar? Açıkta ölçmediğim değer kalmadı değil mi? Açıkta ölçmediğimiz değerimiz kalmadı. Şimdi ee, başka yani başka alternatifler de arkadaşlar burada üretebilirsiniz. Yani kendiniz başka yöntem. Benim ürettiğim e, 6 santimlik cetvel alternatifi arkadaşlar bu. Mesela ha, burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4. Ben 4 tane sayıyla 6 santimlik mükemmel bir cetvel ne yapabiliyorum arkadaşlar? Oluşturabiliyorum. Tamam mı? O yüzden kaç tane diyoruz? 4 tane diyebiliriz. Evet gelelim bu soruya arkadaşlar. Bir sayının soldan birinci rakamı o sayıda toplam kaç tane sıfır rakamı olduğunu, ikinci rakamı o sayıda toplam kaç tane bir rakam olduğunu nokta nokta gösteriyorsa o, soru, sayı, o sayıya otobiyografi sayı denir. En küçük otobiyografi sayının rakamdan toplamı nedir demiş. Arkadaşlar bakın bir ile başlayalım. Şimdi bir, birincisi neydi? Bir tane sıfır olduğunu gösteriyor değil mi? Bu sayı içerisinde bir tane sıfır olduğunu gösteriyor. Gelelim ikincisine. İkinci rakamda o sayıda diyor kaç tane bir rakamının olduğunu bize gösteriyor. Arkadaşlar iki alırsam ben buraya bakın. İki alırsam iki tane bir rakamı olmuş oldu. Bir tane biri de nereye koydum? Buraya koydum. Ve buraya koymam şu avantajımı getirdi. Bir tane de, üçüncüsü neydi? Bir tane 2. Bir tane 2'yi de buraya gelmiş oldu. Bakın. Bir tane 2 de buraya gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, sonra bir tane sıfır vardı ya arkadaşlar. He, demek ki buraya sıfır rakamını da nereye alacağız arkadaşlar? Şu son tarafa alacağız. sıfır rakamını da son tarafa almış olacağız. <laughs> Böylelikle arkadaşlar en küçük otobiyografi sayını bulmuş olduk. Bunların rakamları 1 2 1'in toplamı da rakamların toplamı kaçtır arkadaşlar? 4'tür diyoruz arkadaşlar. Bakın önce 1 yazdım. Bu 1 bir, birincisi neydi arkadaşlar? Kaç tane 0 olduğunu gösteriyordu. Bir tane 0 var demekti birincisi. Sonra ikincisine geldim. İkincisinde arkadaşlar ne yazdım? 2 yazdım. 2 ne demekti ikincisinde? 2 tane 1 var demekti. Ha bir biri buraya zaten yazmıştım. Diğer 1 de demek ki Şurada olacak arkadaşlar. Tamam mı? Ondan sonra da arkadaşlar e, Şuradakine gelmiş olduk. Bakın. E, bu sonuncusunda zaten bir tane sıfır vardı. O bir tane sıfır da mecburen nereye gelecek? Buraya gelmiş olacak arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar da rakamların toplamını almış olduk. Gelelim şu soruya. Eğer bir sayı rakamları toplamına tam olarak bölünebiliyorsa bu sayıya Harçah sayısı denir. A sıfırdan farklı olmak üzere 12 A 3 basamaklı sayısı bir harçah sayısıdır. A kaçtır? Şimdi Burada arkadaşlar şöyle diyelim. Işıkları götür yaz yerine. 122 120 rakamları topla 5 bölünür mü? Bölünmez. 123 rakamlarını topla 6 123 6'ya bölünür mü? Bölünmez. 124 rakamlarını topla 7'ye 7'ye bölünür mü? Hayır. 126 126 6'ya bölünür mü? Evet, bölünür. 128 Burada rakamla topla 11'e bölünür mü? Hayır, bölünmez. Cevabımız Denizli. Ve Gelelim şu sorumuza arkadaşlar. Demiş ki tüm basamakları, rakamları sayı değerlerinin küpleri toplamını Kendisine eşit olan sayılara Armstrong sayısı denir. 371 3'ün kübü, 7'nin kübü, 1'in kübü topladım tekrar 371 oldu. Yani buymuş. Demiş ki 3 basamaklı AB 15A B70 sayıları birer Armstrong sayısı açalım nedir? Yani şunu diyor. 15A 1'in kübü 5'in kübü A'nın kübü. Tamam mı? Buradan ne olur? A küp artı 126. A'ya öyle bir değer vereceksin ki tamam mı? Şurası ne olacak arkadaşlar? 15'li bir ifade çıkacak. He, burada şunu yapabilirsiniz. 1 ver 127 olmadı. 2 ver 2'nin kübü 8. 8 ile toplarsan ne olur burası arkadaşlar? 8 ile topladığın zaman 134 ile olmadı. 3 ver. 3 verirsem 126 artı çünkü 27 topladığım arkadaşlar. Buradan kaç etti? 353. Bak oldu. Demek ki A'mız 3'ü sağlıyor. Gelelim B kübü, 7 sıfıra. B'nin kübü, 7'nin kübü, 0'ın kübü. Buradan B küp artı 343 0'ın kübü 0 zaten. B 7 0. B'ye de aynı şekilde öyle bir değer vereceğim ki 7'li sıfırlı bir şey olacak. 1 versem olmuyor. 2 versem 8 olmuyor. 3 versem B'ye 343 artı 3'ün kübü 27 0 bak 7 3 370 oldu gördünüz mü? Evet demek ki B'de 3'ü ne yapıyor? Dağılıyor. Demek ki A eşittir 3 B eşittir 3 çarptığınız zaman ne oluyor arkadaşlar? 9 çıkmış oluyor. Evet sihirli sayılarla ilgili arkadaşlar sizlere söyleye söylediğim soru bunlar. Muhakkak bunlar geliştirilebilir. Bunlarla ilgili çıkmış sorular da var. Onlara da bakabilirsiniz. Bir ara onlara da değinmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız bildirimleri de açarsanız arkadaşlar sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.